kanser tedavisinde beslenme rolü nedir diye soralım. Kanser tedavisinde beslenmenin rolü çok önemli. Çünkü düzenli ve sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenme nedir? Mevsiminde sebze ve meyveleri tüketilmesi, raf ömrü uzun olan konserve ürünleri, işlenmiş gıdaların tüketilmesinden uzak durmamız gerekiyor. Evde mayalanmış yoğurt bizim için önemli. Yine tavuk tüketimini biraz minimuma indirmemiz gerekiyor. Diğer protein ağırlıklı olan beslenmeye önem vereceğiz. Şekerli ve un türevlerini biraz daha azaltmaya çalışacağız. Bol su tüketimi yapmamız gerekiyor. Bunlar önemli. Ana başlıklarıyla bu şekilde söyleyebiliriz. Bunun içerisinde artık kendi damak zevkimize göre beslenmemize devam ettiririz. Aslında her şeyden yenilebilir ama evet. Oranı ve mevsimi aşırıya kaçmamak üzere dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de moralimizi bozmamamız adına, çünkü özellikle kanser hastalarına çok fazla şöyle denir: şunu yemeyeceksin, bunu yiyeceksin, işte bunu yedin sen böyle oldun falan tarzında çevreden çok fazla tenkitler, eleştiriler geliyor. Zaten o kişi morali bozuk, zaten kendisi bu hastalıkla yüz yüze baş başa kalmış, tedavisi de uzun süreçli bir tedavi olduğu için de morali bozulabilir. Onun için ana hatlarıyla yapmamız gerekeni bilelim. Mevsiminde sebze ve meyveler, raf ömrü uzun olan yiyeceklerden uzak durmamız ve özellikle protein ağırlıklı beslenmeye dikkat etmemizi ana başlıklarıyla söyleyebiliriz. Özellikle de sigaradan uzak durmak bizim için çok önemli. Sigara zaten başlı başına kesinlikle, her programda hocam bize söylüyoruz, tüm organları stres oluşturabilecek zararlı. Stres oluşturabilecek durumlardan da mutlaka uzak durmamız gerekmektedir. Stres her sağlıkta karşımıza çıkıyor. Ve kişilik yapıları da çok önemli. A tipi kişilik yapısı vardır. Bir de B tipi kişilik yapısı vardır. Açalım mı biraz? Evet. A tipi kişilik yapısı nedir? Kişi çok mükemmeliyetçidir. Her şeyi dakik yapmaya çalışır. Zamanla yarışır. Her şeyi mümkün olduğunca endişelidir, heyecanlıdır, paniktir. Bu kişiler hastalık tedavisinde tedavinin biraz daha zor gitmesine sebep olabilirler. B tipi kişilik yapısındakilerdir. Rahattır, relaxtır, her şeyi oluruna verir. Bu tür kişilik yapısına birazcık dönmemiz gerekiyor diyebilirim. Gerçek insanın i̇şte karakteri ama. Karakterimizi ne kadar yani değiştireceğiz. Bu çok önemli. Stres demek ki çok rahat önemli. Olmak. Rahat olmak. Yani hani çok endişelenip, ay işte şöyle mi oldu, hastalığım tekrarladı mı, şunu yapmaktan ziyade biraz daha relax olmamız gerekiyor. Stres önemlidir dedim. Neden? Yapılan hayvan çalışmalarında bir fare deneyi yapılmış. Bu fare deneylerinde fareye her ikisine de tümör enjekte edilmiş. Bir fareye gürültülü bir ortam oluşturulup diğer fare sakin bir ortamda bekletilmiş. O gürültülü ortamdaki farenin üzerindeki tümör hücrelerinin çok daha hızlı büyüdükleri görülmüş. Bu bize etkisini gösteriyor. Yani çok fazla stres, çok fazla endişe hastalığın tedavisi adına bizi zorlaştırabilir. Onun için rahat olmamızı öneriyoruz, sakin olmamızı öneriyoruz. Ve en önemlisi, bizim kaptanımız kim? Hekim. Bu tedaviyi yönlendiren kişi kimdir? Hekimimiz ve sağlığımızı tedavi edeceğimiz ekip arkadaşlarımız hepsi. Bunların dediklerini harfiyen yerine getirmemiz gerekiyor. Yapılması gerekenleri, uygulanması gereken şeyleri, öncelikleri yerine getirdikten sonra zaten başarıya ulaşırız diyebilirim.